Efendim Alex. İstemiyor bile hanım. Ne? Tanrı'ya şükürler olsun. Söz vereyim, her şeyi yapacağım. Alex, başına gelenleri unutsun. Sabırlı olacaksın kızım. Sabırlı olacaksın. Ona zaman vereceksin. Elbet unutacak be kızım. Zamanla her şeyi unutacak. Affet beni Zarife. Mecbur idim yapam. Affet beni. Zarife, uyur musun bileyim? Hep tersine gidesin be kızım. Hep ne yaparsan tersinesini yaparsın. Zarife, güzel kızım. Sen ne kadar çabuk büyüdün bile. Daha dün bile saçlarını okşaya okşaya uyuturdum seni. Şimdi ise yine saçlarını okşaya okşaya avuturayım seni. Zarifem, bak kızım. Allah bize yürek vermiş. Niçin vermiş? Sevalım vermiş. Allah bize akıl vermiş. Onun için vermiş. Düşünelim vermiş. Sen de ikisi de var be kızım. Al şimdi ikisiyle de düşün. Sen olmasaydın anan, baban, kız kardeşlerin ne yapardı Zarife? Hey Zarife, eğerim ki sana bir fenalık olsaydı, Allah göstermesin, eğerim ki sen ülseydin Zarife, ne olurdu bilir misin? Ben bileyim. Ben de ölürdüm seninle beraber. Baban da ölürdü. Tebire olurdu. Sana ne olursa bize de aynısı olur kızım. Sen yaşarsan yaşarız. Sen Allah göstermesin. Ölürsen biz de ölürüz. Debile olur. Of benim kızım. Ay kıymetli benim. Haydi acele edelim babam. Ülmüştür meraktan. Vahide. Efendim. Çok güzelsin. Eğer kara kalpaklı değilsen, eğer beni gene kandırdıysan... Hala mı inanmıyorsun bana? Ben peşin tedbirimi alayım da. Vahide, kaçma.
Hayırlı sabahlar papaz efendi. Sana da Vahide. Nereye bile sabah sabah? Kiliseye gideyim, ayım var. Öyle ayım var. Kaçma. Kaçma Vahide. Bu kez elinden kurtulamayacaksın. Ümit Bey, nereye götürürler bizi? Manastıra yor git. Asacak var. Bakıyorsun sen? Bileyim ne düşünüyorsun. Dur, dur, durun. Öyle mi? Ne düşünürmüşüm? O kızı düşünüyorsun. Hangi kızı? O kızını yardım ettin çarşıda. Sütçü Ramiz'in kızını. Vahide'yi. Yazıklar olsun Ramiz Aga. Fatma ablamın yüzüne nasıl bakacağım? Yazıklar olsun Hasan. Ebedi yürümeyim yüzünü. Hatice, ayı kovaladı deyim ya. Elleri kıllı ayı kovaladı deyim. Hop hop hop. Dur bakayım Hasan efendi. Gelin çocuklar. Baba. Ah, havayda. Hanamık. Ya sizi araydık biz. Aramadığımız yer kalmadı. Neredeydiniz? Meraktan öldüm öldüm dirildim. Benim yüzümden Ramiz amca. Yolda gelirken ayağımı burktum da. Ya öyle oldu. Aa, geçmiş olsun. Neyse sağlık ile geldiniz ya. Hop. Hop 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 hop. Hiç yanaşmayasın Hasan efendi. Seni eve alma. Fatma abla seni de eve almayacak Ramiz aga tesülem. Ne oluyor Ramiz amca, hayırdır? Bir terslik mi var? Üleya, abla, niçin terslesin babamı? Şimdi biz sizi araydık ormanda. Karşımıza bir ayı çıktı. Bilmem. Elleri kıllı ayı. Elleri kıllı bir ayı. Biz canımızı kurtarmak için attık kendimizi o eve. Hangi eve? Şey evine. Ne evine? Şey evine işte. Ben Süleyim Vahide. Gümüşgerden Elefteri Aşiftesi'nin evine. Babamla bu bıyıklı kedi öyle karıların evine gideymişler ne vakittir. Esef'te gittik la. Esef'te gittik. Duydunuz mu? İtiraf ettiler. Sonra da zabitanlar bunları basaylar. Durum anlaşıldı. Baba. Efendim? Bu ne senden hiç beklemezdim. Ramiz babadan beklemeydin. Benden mi bekledin Vahide? Seni tanımayım Oka. Ama şimdi anlaşıldı. Babamı da tanımaymışım. Haydi kızlar yürüyün, ben de sizinle kalacağım. Vahide bak kızım, ben beni bir dinle bak. Şeytan gürsün yüzlerini. Ayılar yesin yüzlerini. Durun bir dakika kızlar. İşin aslını anlatmalarına izin verin, bir dinleyin onları. Belki gerçekten ormanda ayı çıkmıştır karşılarına. Ha. Belki kurtulmak için ayıdan gittiler o eve. Evet ben şimdi... Sen sus! Erkek değil mi? Episi bir. Episi. Episi bir. En bu Hasan'ın kafasından çıkmıştır bütün bunlar. Üleya ne demişler? Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Fatma uyandınız mı? Uyandık uyandık. Nasıl uyudun? İyi uyumuşuz. Zaten yeter uyumuşuz. Ben sabah ezanıyla kalkarım. Hani bilmem niçin bu kadar uyumuşum. He yorulmuşum, onun için uyumuşum. Zarife de uyumuş, onun için uyumuş. İsteyiz unutalım, onun için uyumuşuz. Neyi unutasınız? Ben bunu sana söylemedim mi? Niçin bu kadar vakit ben sana bunu söylemedim? Tek otur söyle ya.
Gezmin komutan Atice ile Meryem'in yanında. Bu zamparaları oturak aliminde yakaladık der demez. Der demez. Der demez olanlar oldu. Heh. Olanlar oldu ya. Olanlar oldu. Çıktı. Mustafa gel sen de. Ben bir ağara gideyim, ufak bir işim var. Ne? Ağara mı? Geleceğim şimdi. Git. Niçin gideyim bu ağara? Şimdi bir de buna laf anlat. Niçin gitmesin Ramzi baba? Kendi ahırı değil mi? Allah Allah. Nerede bu hayvanlar? Sen o gece hakikaten ayı gürdün mü gürmedin mi? Gürdün mü gürmedin mi? Ben de sana sorayım. Hakikaten sen o gece ayı gürdün mü gürmedin mi? Peşin ben sordum sana. Gürdün mü gürmedin mi Süleyman? Ramzi amca. Süt ineci ile Kamuş ağırda yok. Nasıl yok Mustafa, ağırda da nereye gidecek süt ineci ile Kamuş? Baktım şimdi ağırda Hasan yoklar. Sattım. Anlamadım. Ne yaptın Ramiz amca? Süt ineciyle Kamuş'u sattım. Ama onlar senin ekmek paran. Borcum var idi sattım. Hatta ben bileyim bileyim. Düğünden olan borcun yüzünden değil mi Ramiz baba? Ülah ülah sen. Ne yaptın Ramiz amca? Sen sütçü Ramiz'sin. Süt ineciyle Kamuş olmadan sen nasıl para kazanacaksın? Para kazanmak mı? Hiç kimse benden süt almayın ki. Süt ineciyi. Ha olmuş, ha olmamış. Alex yüzünden değil mi? Alex yüzünden kimse senden süt almıyor değil mi? Yüla. Te bu sefer benden değil. Nereye Ramiz baba? Şitelu, duhu na vistinata, koji si na sekade i se ispolnuvaš, dojdi i vseli se vo nas, spasi gi, blagi našite duši. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Blagoslovno daje carstvo to tvoje, sega i vsekogaš, i vo večni vekovi. Amin. Demek Üle ha? Üle, de onun için kalktık geldik. Bak, istediğiniz zaman kalın. Ne kadar isterseniz kalın. Başım üstünde yarın var. Sağ olasın Münevver, hayır edesin. Sağ olasın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar çocuğum. Zarife nerede? İçeride. Ne yapacaksın sen Zarife'yi? İsteğim gezdirem onu etrafı. Yok, ne lazım ona etraf? Dur deyip sana. Hasta. Çocuğum yat içeride. İspanak. Ne ispanak? Lazım yasın. Er derde devadır. İspanak. Bak. Ne kadar kuvvetliyim. Hey maşallah maşallah. Aferin çocuğum ye ispanak. Aferin maşallah. Yes. Değerli kardeşlerim, değerli kız kardeşlerim, dağılmadan evvel isteyim size güzel bir haber verem. Eminim bu haberi ne vakit duyacaksınız, çok sevineceksiniz. Evet, ben Süleyman. Bilesi daha iyidir. Baytar Efendi'nin torunu Alex ile Üsküp'ten gelen Sophie kızımız, önümüzdeki haftaya dünya evine girecekler. Kilisemizde yapılacak olan bu evlilik töreninde Baytar Efendi ister gülsün hepiniz. Gelirseniz kendisini çok mesut edeceksiniz. Evet, düğünümüze hepiniz davetlisiniz. Hayırlı. Hayır. Hayır. Allah'ım isteyen bir şey dileyim senden. Madem ki canımı almadın, o zaman onu al benden.
bilirsin ki bu aşkı isteyerek kalbime düşürmedim ki ben. Sana yalvarırım Allah'ım, ne olursun. Ne olursun çıkar aklımdan onu. Adını bile unutan. İsteyim o da mutlu olsun. Ömrünün sonuna kadar. Efendi. Hayırlı günler, hayırlı günler. Sana hayırlı bir avadesim var ben var ya Ramiz Efendi. Ha öyle mi? Alex, Alex. Ne olmuş Alex'a? Alex, Sophie ile evlenmek için karar verdi Ramiz Efendi. Öyle mi? Alex, Sophie ile mi evlenmek? Öyle öyle, hepimiz için en dogri kararı verdi ben var ya. En dogri kararı verdi. Öyleyse Allah mutlu bahtiyar etsin ikinizi de. Amin, amin. Baytar Efendi, Stefan Efendi yok mu ayında? Yok, bugün gelmedi. Hayrola? Ben düğünden ötürü borcumu ödeyecektim. Senin de önünde düğün var, sen de borçlanma. Bekleyelim, göreceğiz Ramiz Efendi. Ama sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Kaymakam Bey... Stefan Efendi'ye de o bir esnafa da ödemiş senin borçlarını. Ne dedin? Dogri mi? Dogri Ramiz Efendi, dogri. Ben dün Stefan Efendi'yle görüştüm. Sen git borcunu kaymakam beye ver. Ne yapayım bu amcasının kaymakamı? Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Ben gideyim kaymakamda. Hayır git. Git Ramiz Efendi. Kızım, hadi çık dışarı biraz, hava al, gez dolaş etrafı, hadi, ha? Olur ana. Aferin, aferin benim güzel kızım, aferin. Hatice bana inanmayı, beni dinlemeyi, bana hiç güvenmeyin. Nasıl affettireceğim kendime, ne yapayım hiç bilmeyin. Vallahi haklısın Hasan. Böyle durumlarda kadınları inandırmak biraz zor oluyor. İyi bilirim. Namık, sen gitsen konuşsan Hatice'yle. Desen durum büle büle büle, büle büle büle, büleyken büle büle büle. Belki sana inanır ha. Vallahi Hasan gider denerim. Aa, ha. Dur, aklıma başka bir şey geldi. Bak. Ben. Yok ben. Sen tabii. Ay geliyorlar. Yoksa bizi çıkartmaya geldiniz canım efendim. Hiç boşuna sevinmeyin Eleftheri Hanım. Siz salayız. Ama yarın akşama kadar Bürsüçan'dan gideceksiniz. Ne? Nasıl olur? Emirler kesin. Eleftheri Hanım, ben size bir şey söyleyeyim. Sen... En bu güzel kızlarınızın yarın geceye kadar vaktiniz var. Şimdi eve gidin. Eşyalarınızı, partallarınızı toparlayın. Siz Pürsiçan'ı terk edene kadar ben sizin arkanızda olacağım. Anladın mı? Yürüyün kızlar. Bize bir kez daha yol görün ama. Açın Sen onu Ramiz ne yapayım? İşi gücü yarın değil mi? Çok şükür, çok şükür. Sen yine bütün akılda bıraktın yalnız evde onu. Niçin yalnız imiş? Kızları var yanında. Hiç aklın kalmayayım mı orada? Niçin kalacak imiş aklım? Vallahi benim müdaver rahmetli sağ olsaydı aklım hep o evde olurdu. Niçin orada olurdu? Sen bilirsin ne zamparaydı. Sonra nasıl rahmetli oldu onu da bilirsin.
Münevver bileyim. Senin kocanı bileyim. Benim kocamı da bileyim. Benim kocam senin kocan gibi değil. Ramiz yapmaz öyle şeyler. Sen onu bana söyleme. Sen bana bunu söyle. Ne yapayım bu senin oğlan? Ha, pehlivanlık yarışması için hazırlanı. Namık hem pehlivanlık. Öyle mi? Hey maşallah maşallah. Maşallah. Yiğitler geldi meydana, hepsi de birbirinden merdane. Ne diyorsun be? Zarife. Gel seninle pehlivanlık yapalım. Pehlivanlık mı yapalım? Gel gel. Gel gel. Abi çık abi. Pehlivan. Ana kurtar. Ne oldu be? Ana bu ıspanak bana pehlivanlık yapalım dey. Ne dey ne dey? Pehlivanlık. Sen kendi kendine yap pehlivanlık. Haydi. Namık, çekil bek çocuğum, dokunma kızı. Ana, bu kızla isteğim evlenem. Sen git kendi kendine evlen, haydi. Bana bak Namık. Vallahi kızı götür gelecek. Boynu kırılsın inşallah. Amin. Gül gibi karısı dururken. Üle. Üle ya, hem de babamla beraber. Babamla ya. Babamla. Değil mi bunu babam da yaptı. Şimdi emin oldum. Erkeklerin hepsi aynı. Asan asan. Nasıl da güvenmiş idim sana. Nasıl da inanmış idim. Abi ah. Kimdir o? Asan ise yürümek istemeyim onu. Gitsin o öyle karılarla konuşsun. Benim vayda açın kapıyı. Açmayalım. Elçi göndermişler Namık'ı besbelli. Çekil be! Açma es kapıyı! Saçmalamayın Vahide, konuşmamız lazım. Konuşmayız biz! Ara bulucularla! Git buradan! Zorla mı gireyim içeri? Oo, bakayım İstanbul efendisi de burada zorbalığa! Açın kapıyı diyorum Vahide, konuşmamız lazım. Anlatacağım size gerçekleri. Hangi gerçekleri? Biliyorsun hangi olayın hangi gerçekleri olduğunu. Hangi olayın? Yok da konuşalım seninle. Ramiz amca da Hasan'a da. Suçsuz onlar. Bir yanlışlıktan dolayı gitmişler o eve. Hiç boşuna çeneni yorma Mustafa Namık. Yorma. Ne sürersen sürle, inandıramazsın, inanmayız. Vay! Vay de! Gene tuttu inanın. Hayırlı günler hanımlar. Her şeyi anlatmaya geldim tatlılıkla. Yapayım! Ha! Çok zor kurtulun ellerinden. Bu kadar da fazla ama. O pabucu da getir bana. Getir de. Al. Haydi kızlar yürüyün. Haydi. Rus sefiri Nelidov Hazretleri. Hoş geldiniz ekselans. Hoş bulduk Sadrazam Halil Rıfat Bey. Buyurun. Öncelikle Çar II. Nikola Hazretlerinin Büyük Osmanlı İmparatoru Abdülhamit Han Hazretlerine
en derin sevgi ve selamlarını iletmek isterim. Çar Hazretleri'nin içten teveccühlerini padişahımız efendimize ileteceğim. Sağ olsunlar Sayın Sefir. Biliyorsunuz, Rus ve Türk halkları arasında uzun yıllara dayanan dostluk münasebetleri vardır. Elbette. Çar II. Nikola özellikle belirtmek ister ki bu iki ulus arasındaki dostluk münasebetleri her daim devam etsin. Bizim temennimiz de aynı istikamettedir. Nasıl ki biz zor duruma düştüğümüzde Osmanlı Devleti hiç tereddüt etmeden bize yardım elini uzatacaksa, biz de dostunuz olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun bu sıkıntılı günlerinde üzerimize düşen görevi yapma fikrindeyiz. Çar Hazretleri'nin ve Rus halkının üzülmesine gerek yoktur Sayın Nelidov. Sanıldığının aksine Osmanlı İmparatorluğu herhangi bir sıkıntı içerisinde değildir. Anlıyorum. Ne var ki Balkanlarda yaşanan son olaylar Rus İmparatorluğu'nun bu olaylara kayıtsız kalmasını engelliyor. Unutmayınız ki Balkan coğrafyasında Osmanlı idaresi altında yaşayan birçok Slav ırkına mensup halklar vardır. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan Bulgar, Sırp, Rum azınlıklar bizim tebaamızdır. Bizim de ırktaşlarımızdır Sayın Sadrazam. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsunuz? Çar Hazretleri Osmanlı'nın Makedonya'da ıslahat yapması gerekliliğine kesin olarak inanmaktadır. Mahtubunuz Abdü Bey Pürsüçen'den döndüler efendim. Güzel. Bekliyorum. Hoş geldin oğlum. Hayırlı günler baba. Yakalanan Bulgar çete mensupları getirmişsin öyle mi? Evet. Az önce teslim ettim. Anlat bakalım neler oluyormuş Pürsüçan'da. Pürsüçan'da size ve emirlerinize karşı geliniyor. Olan bu. Kendime değil ama size karşı yapılan her türlü saygısızlığa hiçbir zaman tahammülüm yoktur. Devam et, devam et. Kaymakamın emirlerinize karşı geldiği aşikar. Üstelik nedeni sorulduğunda küstah ve abartılı mazeretler sunduğu gibi yine aynı küstahlıkla gerekirse emirlerinize tekrar karşı geleceğini açıkça ifade ediyor. Bu adamın derhal görevden alınması gerekiyor baba. Ramiz efendi. Buyur Ramiz efendi. Kaymakamla görüşeceğim. Randevun var mı? Yok ama isteğim öyle bir şey alan mümkün ise. Mümkün tabi. Mümkün değilse ben sana için soran var mı randevun? Öyleyse ver bir tane. Gel alalım sana bir tane. Alalım. Atacağım benimle konuşmayı. Atacağım bana zampara değil. Benim ne işim olur zamparalıkla? Daha evlendik evlenelim benim elim Atıcam'ın eline tekmemiş. Benim ne işim olur başka kadınlarla? Tübe tübe tübe. Tübe 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 tübe. Lazım bir yol bulam Atıcam'la konuşamam ama nasıl olacak bir iş? Kapıdan gireyim, kapıdan kovayla. Bacadan gireyim, bacadan kovayla. Yok lazım, nasıl girer? Düş, basan. Bacali. Efendim? Akşam olunca, de herkes yatınca sen kapının sürgüsünü aç. Ben lazım girem kapıdan, Atıcam'la konuşam tatlılıkla. Hadi. Demek ki kaymakam beyle randevu istiyorsun. Söyledim kaç kere. İsterim ondan. Lazım gülüm kaymakamı. Tamam verdim. Gir. Ha. Gir. İleride. Geç dedi. Geç değilse geç. Amca senin kaymak... Amca. Hoş geldin. Gel otur. Hoş bulduk amcasının kaymakamı. Yok oturmayacağım. Geldim. Bunu sana verem. O ne Ramiz amca? Duydum yaptı yine. Ama isteğin bilesin bunu kabul edemem. Ramiz amca ben... Yani gel otur şöyle Allah aşkına. Gel otur. Ramiz amca ben senin yeğenin sayılırım. Laf olmaz böyle şeylerin. Yeğenim sayılırsın da. Ama bak hani bilirsin... Kurda soraylar. Niçin ensen kalın? Kendi işimi kendim yürürüm de onun için de. Ya gene de sağ olasın. Al bunu. Ramiz amca.
Seni gücendirmek istemem. E almazsan gücenirim. Peki. Gel. Kaymakam Bey, valilikten bir telegraf var. Öyle mi? Buyur oku kağıtı. Pürsüçen kasabası kaymakamı Hasanoğlu Dilaver'i. Görevinden alındığını bildiririm. Manastır valisi Mazhar Paşa. Hiç bileceğim yoktu. Bir herhangi bir yanlışlık olmasın. Bir daha oku. Yanlışlık yok Remiz amca. Teşekkür ederim kağıtım. Çıkabilirsin. Amcasını kaymakama ama ne için? Mazhar Paşa öyle uygun görmüş. İzninizle Pürsüçan'a yeni kaymakam tayin edilene kadar bu göreve ben vekalet etmek isterim baba. Biliyorsunuz son derece karışık bir yer. Böyle yerleri başıboş bırakmaya gelmez. Madem öyle istiyorsun, öyle olsun. İstemeyler düşesin eşkıyanın peşine. Öyle, öyle Ramiz amca. Ne oluyor bu devlete? Herkes birbirini öldürsün mü isteyeler? Gel. Kaymakam Bey. Buyur komutan. Şimdi telegrafhanede yeni bir şey öğrendim Kaymakam Bey. Doğrudur, doğrudur Cezmi komutan. Ben zaten bekliyordum bunu. Ama nasıl yaparlar bunu? Biz sadece görevimizi yaptık efendim. Olan oldu artık Cezmi komutan. Ne demişler? Devletin kestiği parmak acımaz. Ben böyle devletim. Ramiz amca. Efendim? Sustum. Size teşekkür etmek isterim Cezmi komutan. Her şey için. Siz de sağ olun Kaymakam Bey. Hazırlandın mı da kızım? Hazır atı dede. İsteyim hemen gidem. Aileme haber verem. Onları da alam gelem. Ne vakit duyacaklar ki evlenim çok sevinecekler. Benden de çok selam söylersin onlara. Hay, güle güle git kızım. Güle güle. Hay kızım. Alex. Alex. Hayırlı günler Baytan Efendi. Oo, hayırlı günler Kasap Efendi, hayırlı günler. Nereye gider bunlar böyle? Alex, Alex, Sofie Üsküp'e yollay. Ama hayırlı bir iş için yollay. Öyle mi? Evlenmek için karar verdiler. Sofie Üsküp'e ailesine gideyim. Ailesini alacak, buraya getirecek. Düğünü de burada yapacağız. Sahi mi söylesin be? Sahi ben moro, sahi. Güzel. Sahi. Şey, hay Sülen ne istiyorsun ha? Benim senden bir ricam olacak idi. Söyle be kasap. Şimdi yine hayvanlar aldım. İsteyim gelersin görürsün onları söyleyesin bana. Sağlıklı mıdır değildir? Olur be kasap efendi. Olur tabii. Bak sen burada beni bekle. Ben birden gelirim. Tamam bekle hadi. Neredeydiniz? Hiç, dolaştık anne. Dolaştık. Dolaştık.
Ha şimdi beni dinleyin. Eve gireceksiniz ve beni usli usli bekleyeceksiniz. Ben çarşıya gidip geleceğim. Tamam mı? Tamam. Haydi geçin. Nereye gidesin amcasının kaymakamı? Amcasının eski kaymakamı Ramiz amca. Eve gidiyorum. Sen ömür boyu amcasının kaymakamısın. Bizim eve gidelim. Ya, Ramiz amca yok. Vallahi gideyim ben. Olmaz dedim. Bizim eve gideceğiz. Oturacağız, konuşacağız. Bir al çaresi düşüneceğiz. De oka. Tamam. Öyleyse akşam geleyim ben. Gideyim biraz dinleneyim. Söz mü? Tamam Ramiz amca, söz. De oka. Kaymakam Bey. Hayırlı günler Meryem Hanım. Sizi görünce istedim bir merhaba diyeyim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun, iyi sayılırım. Aslında pek de iyi değilim doğrusu. Ne oldu? Fena bir şey mi oldu? Buradan gidiyorum Meryem. Anlamadım. Kaymakamlık görevime son verildi. Birkaç güne kadar gitmem gerek. Maalesef. Rus İmparatorluğu'nun talepleri şöyle efendim. Evet. Ermeniler için uygulanacak olan reformlar aynı şekilde Makedonya'daki azınlıklara da uygulanmalıdır. Devam et paşa. Selanik, Manastır, Yanya, Kosova ve Edirne'ye Hristiyan vali yardımcıları tayin edilmelidir. Devam et paşa. Osmanlı jandarma kuvvetlerinin %10 kadar nispeti Hristiyan tebaadan seçilmelidir. Ve jandarma kuvvetleri karma hale getirilmelidir. Makedonya vilayetlerinde seçilen meclis üyelerinin yarısı Türk, kalan yarısı Makedon azınlıklardan oluşturulmalıdır. Ve yine aynı bölgede tamamı Hristiyan tebaadan olmak üzere Makedonya teftiş grubu oluşturulmalı, Bulgar, Rum, Sırp azınlıklara kötü muamelelerde bulunan nahiye müdürleri ve kaymakamlar görevlerinden azledilmelidir. Yeter paşa. Biz elimizle uğraşırken biri gözümüze saldırıyor. Onunla boğuşurken bir diğeri bacağımızı koparmaya çalışıyor. Bir diğeri kulağımızı kesmeye çalışıyor. Her yönde, her taraftan tazyik var üzerimizde. Hadi Rıfat Paşa. Yalnız bırakın beni. Thank you.
Amcasının kaymakamı. Yiyeceğimiz hepsi tabuga. Hiçbirimiz bilmeyiz yapalım yemek. Ne demek Ramiz amca, estağfurullah. Ama içkimiz var kardeşim. Oh. Oh, ben isteyip içem, isteyip unudam. Ya sen son içtin, başımıza neler geldi. Sana içki yok. O sadece benim suçum değildir Ramiz baba. Sen de var idin yanımda. İsteyip içem, isteyip unudam. Koy Mustafa. Koyma Mustafa. Koy Mustafa. Koyma dayım. Bu gece bizimle içsin be Ramiz amca. Ya içsin o zaman. Ama usulen içeceğim. Haydi. Haydi Şerefe. Haydi. Sağ ol. Sağlığınıza. Dilaver. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun kardeşim? İstanbul'a dönerim herhalde. Nereden sen? Başka ne yapabilirim ki Ramiz amca? Doğru söyleyeyim Ramiz baba. Koca İstanbul dururken burada ne yapacak ki kaymakam? Yok ben yollamayayım da amcasının kaymakamını. Sana bu da herhangi bir iş buluruz, buluruz. Çok güldüresin beni Ramiz baba. Niçin gülesin lan? Ne için gülmeyeyim? Kaymakam burada ne iş tutacak? Ha, söyle bana. Berber değil, marangoz değil, terzi değil. Mesela ben şimdi Selanik'e manastıra gitsem hemen iş tutarım. Sen tutarsın. Evet. Bu tersinanlık var. Şimdi de ben güleceğim sana. Neye gülesin ki? Ben terzi dükkanı açarım, terzilik ederim. Berber dükkanı açarım, berberlik ederim. Ama kaymakam ne edecek? Berber değil, terzi değil, marangoz değil. Mesleği yok, altın bileziği yok. Yok oğlu yok. Korkma da kaymaya. İş mi bulamayacak Hasan? Vallahi Ramiz amca, Hasan haklı. Kaymakamlık meslek değil. Evet doğru söylüyor. Hekimlik bir meslek ama. Aynı berberlik gibi, marangozluk gibi. Zaten imparatorluğun çökmesindeki yegane sebep de bu. Anlamadım. Ben anlamadım. Usulen işledim sana. Bir ülkede ne kadar çok zanaatkar, mimar, mühendis, hekim varsa o ülke o kadar ileri gider. Meslek erbabı olmayan uluslar da bizim gibi çökmeye ve yok olmaya mahkumdurlar. Biz yandık desene. Allah'tan ben terziyim. Efendim. Ben bilim için getirdiniz beni buraya. Bilim ki bilesin. Ki unutam Alex'i hem ki hava de ışıklı olsun. Ama bu namık yüzünden ben daha fena olayım be ana. Bilesin ki bilim. Beni korkuturuyor o pelivancı pis namık. Hep sanırım ki nereye çağırsam kafamı ki çıkabilir bir an girdim. Oradan buradan kapı arkasından. Olmaz öyle bir şey, niçin olsun? Sabah ben eşyaları kalıplaydım. Aldım çıkam dışarı hop tekana namık. Üldüm korkudan kapatırdım kapıyı. Bilmedim artık ne yapayım. Sanırım ki şimdi de de buradan bile çıkabilir. Olmaz öyle bir şey. Olmaz öyle bir şey. Korkma sen. Korkma korkma. Hayırlı akşamlar. Amcasının kaymakamı. Hiçbir yere gitmeysin. Doğru değil. Hiçbir yere gitmem. Burada kal bu gece. Hasan öyle değil. Ben ne deyim, sen ne deysin? Gene beni suçlayırsın Ramiz baba. Ha işte, işte sapıttı. Hasan, Ramiz amca Dilaver'e pür sıçandan ayrılma diyor. Anladın mı? Anladım. Ramiz amca bunu sonra konuşalım. Ben gideyim artık, bana müsaade. Ya git öyleyse. Ya işte bir git deyip, bir gitme deyip, bir git deyip. Gene yanlış anladın Hasan. Dilaver geç oldu, eve gideyim diyor. Hadi bakalım. Ben de gideyim. Sen nereye? Ben bir su döküp geleyim. Evet. Haydi. Rahatsız olmayın Ramiz amca. Rahatsız olmayın. İyi geceler. Her şey için sağ ol. Mustafa. Hadi hayırlı geceler. İyi geceler. Mustafa. Haydi. Hayırlı akşamlar kaymakamım. Sağ ol Hasan. Dur. Ya, estağfurullah. Sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Haydi.
lafınızı. Sana da. Sağ olasın Meryem abla. Kapıdan kovarlarsa lazım bu sefer bacadan girer. Sagol arabacı. Bu kadar da fazla ama. Fazla mı? O neler yaptı? Az bile, az. O senin enişten. Hem sarhoş olmuş hem kedi gibi gizli gizli eve gire. Sarhoş asan, kedi asan. Bitemedir rezillikleri. Vahide, adam anlatıyor. Niye inanmıyorsunuz? Niye dinlemiyorsunuz? Yanlışlıkla gittim diyor eve. İnanmayayım. Hiç gidilir mi öyle eve yanlışlıkla? Erkek değil mi? Hepsi bir. Hepsi bir mi? Hepsi bir. Önceleri bana da inanmıyordun hatırlıyorsan. Mari ile aramda bir şey var zannediyordun. Ama şimdi gerçeği anladın değil mi? Anlamadım. Anlamadım? Kara kalpaklıyım dedim. Ne belli? Belki sen gene kandırırsın beni. Sen ciddi misin? Nerede o vakit o kara kalpakı? Görmek istiyorsun. İstemem ya. Gözümle görem inanam. Doğru. Gözünle gör, inan. Yürü. Hadi gel. Ne oluyor be? Gerçeği göstermeye gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Hasan, bu ne hal? Ne oldu sana? Ah! Kafama vurdular baba. Ya kim vurdu, niçin vurdu? Bilmiyorum, çok kalabalıktılar. Ah! Ben Hatice'mle konuşmak için gittim. Bilmeyeyim, belki Hatice vurdu, belki Zarife vurdu, belki Vahide vurdu, bilmeyeyim, belki Emine, belki Pembe vurdu, bilmeyeyim. Yetti be! Tepemize çıkaylar, anlattık, söyledik, inanmaylar. Ben şimdi onlara göstereceğim ha. Gitme Ramiz baba, çok tehlikeli bir yer burası. Öyle mi? Öyleyse ben kalam sen lan. Uvan başına. Ramiz baba. Hasan. Ramiz baba. Hasan. Çok acıyor Ramiz baba. Ha, geçecek Hasan. Gel haydi. Hadi gel, gel. Nereye kızlar, bu kadar abart o bana. Haydi biz gideyiz, gideyiz. Daha biraz. Ramiz'e gitti aklım, her türlü gitti aklım. Havamızı aldık, eline saklı kısa gol olsun. Hayır edesin, haydi. Kız Fatma, namık bir yere kadar gündersin sizi, bıraksın orada. Yok yok, hiç lazım değil. Turp gibiyim ben maşallah. Turp değil, ıspanak, ıspanak. Ey çocuğum ey, ıspanak ıspanak, sağ olasın, hayredesin, afiyet olsun, pehlivan olasın. Mori Fatma. Namık bıraksın bir yere kadar kız sizi. Lazım değil bize pehlivan, biz hızlı hızlı yürürüz, akşama kadar evdeyiz, haydi. Benim çok iyi, hızlı hızlı yürürüz, lazım sen koşarız. Haydi, haydi. Sağ olasın. Sağ olasın. Siz bilirsiniz. Gel. Abdülüm, Pür Sıçan'a doğru yola çıktı mı? Çıktı efendim. Güzel. Başka bir şey var mı? Evet efendim, İstanbul'dan bir telgraf var.
Önce onu söylesene be adam. Ne yazıyor telgrafta? Manastır valisi Masar Paşa'nın dikkatine. Abdülhamit Han Hazretlerinin emriyle Manastır vali yardımcılığına Bulgar Stefan Kristoviç atanmıştır. Bilgilerinize sunulur. Ne? Hristiyan vali yardımcısı mı? Telgrafın doğru deşifre edildiğinden emin misiniz? Evet efendim. İki kere kontrol ettik. Böyle şey nasıl olabilir? Böyle şey nasıl olabilir? Madem görmek istiyorsun, madem ispat istiyorsun, gel göstereceğim şimdi. Bak gösteremezsen fena basarım ayağına. Sen hele ayağıma bir bas. Hele gene bir bas. Bak ne yapıyorum o zaman. Ne yaparsın Namık? Adım Mustafa benim. Görürsün şimdi ne yaptığımı. Burada olmaları gerekiyordu. Ne o? Bulamadın mı arada beni? Birisi almış. Burada olması gerekiyordu bunların. Bu soğukta bunları bulmak çok iyi oldu bari. Çalmışlar. Ya ya. Ya neden inanmıyorsun? Burada olmaları gerekiyordu. Birisi almış diyorum. İnandırıcı gelmeye onun için inanmam. Of. Gene başladın koşmaya. Sen durarak konuşamaz mısın? Sen niçin geliyorsun arkandan? Git diplerinde ara kıyafetlerini. Haydi. Vallahi artık dayanamaydım ana. Haklısın kızım. Haklısın. Çok haklısın. Ne sinir. Ne uf bu ne bir insanıymış bu Namık be. Haklısın. Çok haklısın. Allah'a haklısın. Neyse ki artık rahatladım. İnşallah kurtulduk o ispanaktan. İnşallah kızım, inşallah. Zarife! Ana, duyar mısın? Duyayım ama istemem diye. Koş, koş! Koş Zarife! Gel! Ne oluyor be adam? Neden durduk? Hey, fırladık ya. Fırladık biz. Biz kaçardık bu. Ispanaktan çıktık önünüze. Kim? Ne diyorsun be kadın? Mühim bir şey. Dil, pehlivan, namık, turp gibi. Deli misiniz, nesiniz, kimsiniz? Benim kocam sütçü, bu da onun kızı. Benim kocam sütçü Remiz, bu da onun karısı Fatma. Sütçü Ramiz mi dediniz? Öyle dedim, ne oldu? Demek öyle. Öyle? Ben de kendimi takdim edeyim size. Manastır valisi Masar Paşa'nın mahtumu Abdül. Paşa mı dedi? Paşa dedi anne. Paşam, biz evimize düneydik. Pür sıçana gideydik. Bu pehlivan ispanak kovalaydı bizi. Fırladık, önünüze çıktık. Sizi de rahatsız ettik. Zarife! Ana, pehlivanla mı gelin? Zarife! Bu da kim? İspanak namık pehlivan, turp gibi. Tut şunu. Zarife, gitme. Sizi rahatsız mı ediyordu? Yok, 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 yok. O kadar değil, o kadar değil. Siz Pürsüçan'a gidiyorsunuz değil mi hanımlar? Öyle söyledim. Pürsüçan'a gideceğiz dedim, evimize.
O zaman buyurun. Efendim? Lütfen buyurun. Biz de Pürsüşan'a gidiyoruz. Gideceğiniz yere kadar bırakalım sizi. Öyle mi? Haydi. Buyurun, buyurun. Buyurun. Çocuğa zarar vermezler değil mi? Şeydir. Zarife. Zararsızdır. Merak etmeyin. Buyurun. Zarife. Hasan, Hasan kalk gideyiz, kalk. Kalkamayım. Ya gideyiz dedim. Nereye gideyiz Ramiz baba? Her tarafım agri. Başım agri, midem agri. Agri işte. Usulan işledim sana. Oh. Süledim sana. Önemli bir işimiz var. Kalk dedim. Aa. Kalk. 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 Gideriz kızın kaymakama. Lazımdır yanında olalım. Ha? Haydi o zaman. Haydi, haydi. Hayırlı günler. Hayırlı günler Mustafa. Haydi. Gideyiz, sen de gel. Nereye? Amcasının kaymakamına. Lazımdır yanında olalım. İhtiyacı vardır şimdi bize. Doğru. Aynen. İhtiyacı vardır hadi. Ne o Levi'de? Yok bir şey. En içisi böyle sinirli. Sinirli falan değil lan. Ne yaparsın o tüfekle? Ne yapabilirim tüfekle abla? Ben de onu sorayım. Ne yaparsın deyim o tüfekle? Talime gideyim, talime. Oldu mu? Oldu. Haydi. Haydi. Amcasının kaymakamı. Girebilir miyiz? Hoş geldiniz, gelin gelin. Gidesin öyle mi? Evet, gidiyorum. Dün gece sabaha kadar düşündüm. Ben de seviyorum buraları, sizleri. Fakat yaşlı anamın, babamın geçimini sağlamak zorundayım. Bu yüzden gitmem lazım. Ne zaman dönüyorsun İstanbul'a kardeşim? Kısmetse yarın sabah. Tren yoluyla Selanik'e, oradan da vapurla İstanbul'a. Seni çok üzüleceğim. Amcasının kaymakamı. Ben de sesi özleyeceğim Ramiz amca. Çok emeğin geçti. Köyümüze, kasabamıza. Nasıl ödeyeceğiz hakkını? Estağfurullah sağ olasın. Her şey için sağ ol kardeşim. Sen olmasaydın ne Ramiz amcalarla tanışırdım. Ne de Pürsüçan'da boğunabilirdim. Sağ olasın. Sen sağ ol Mustafa. Sağ olasın da. Dilaver. Aklıma bir fikir geldi. Fikir ne geldi? Namık ne geldi? Ne geldi? Bak sana ne diyeceğim. Allah'ım daha bir gün aklına iyi bir şey gelsin. Rabbim. Çok iyi bir şey Ramiz amca. Söyle, söyle. Sen ve ben ikimiz burada Pürsüçan'da bir gazete çıkarsak. Doğum kabul oldu. Amcasının kaymakamı burada kaldı değil mi? Tamamen davamızı savunacak. Halkı bilinçlendirecek. Abdülhamit'in baskılarını anlatacak bir gazete. İyi de kim okuyacak gazeteyi? Pürsüçan'da kimse bilmiyor okuma yazma. Tamam ben bileyim mesela ama sen biliyor musun mesela? Ben bilmeyeyim ama istedim. Hadi Laver. Bilmiyorum. Düşünmem lazım. Düşün. Eve giderken düşünelim. Sen düşün. Namık düşünsen. Ben düşüneyim. Hasan. Hasan düşün ben sen. Ne demiş lan? Düşün düşün. Uyumadı. Aklım karıştı. Ve bu sefer uyuramadım. Kara kalpaklı mı? Namık mı? Aşık mı? Çapkın mı? Korkak mı?
Yiğit mi? Siz şimdi bu gazete çıkarma işinde ciddi misiniz? Vallahi Dilaver evet derse neden olmasın? Niçin sordun Hasan? Hiç. E madem hiç, ne için sordun? Şimdi Süleyence niçin hiç? O zaman utanacağım bu sorduğun Aramız baba. E Süley de utanam. Kısancıkların geleceğini düşüneyim. Ha, bak de bunu iyi düşünün sen. İsteyim iyi bir iş tutsunlar. Hepsinin birden terzi olacağı yok ya. E yok tabii. Onlara başka bir iş bulacağız. Nasıl bir iş? Şimdi bu kızancıklar maşallah hepsi cin gibi akıllı, sevimli çocuklar. Öyledirler. Niçin matbaada yanımızda çırak olarak çalışmasınlar? Demek kararını verdin ne Dilaver? Amcasının... Oldu bu iş. Amcasının kaymakamı. Aklınla bir yaşa be. Güldürme Hasan. Güldür. Oldu işte. Kızancıklar gazeteci olacak. Buyurun hanımlar. Sakal Hasan Paşa. Hayır adasın. Eviniz burası mı? Arkadaşım. Burası damadımın evi ama kocam da burada. Hoş geldin Fatma ablacığım. Hoş bulduk Meyrem. Hoş bulduk. Bu Paşa Ogli Paşa, Vali Paşa'nın Ogli Abdülpaşa sağ olsun bizi buraya getirdi, zahmet etti, hayretti, sağ olsun. Hayırlı günler hanımlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz dedi. Hatice benim büyük kızım, yanında damadımın kız kardeşi Meyrem, bunlar da kızçelerim Emine ile Pembe. Dört kızınız mı var? Yok. Yok, beş kızım var. Vahide nerede? Ana! Zarife! Baba. Zarife canım benim! Ana! Hoş geldin. Ne hoş bulduk kızım. Ne tez geldiniz? Bu Paşa Ogli Paşa bizi buraya kah getirdi. Sağ olsun, var olsun, hayretsin. Daha önce tanışmıştık yanılmıyorsam. Bogri Çarşı'da karşılaşmıştık. Babanız nerede? Yok burada ana. Sonra anlatırız. İyi. Paşam. İsteyim bir kahve ikram edelim size ama bilmeyim nasıl edelim. Siz bile koskoca Paşa Ogli Paşa. Biz de koskoca fakir fukara. Aman efendim o nasıl söz? Mutlu olurum. Hele sizin gibi birbirinden güzel kızları olan bir hanımın davetini geri çeviremem. Öyle mi diyorsunuz? Öyleyse haydi içeri geçin bir fakir kahvemizi için. Haydi. Hatırladığımdan da güzelsin. Götüreceğim kahveyi. Sen götüreceksin. Haydi. Niçin ben götüreyim? Ben dedim götüreceksin. Sen lazım götüreceksin. Haydi. Of. Haydi. Buyurun. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun. Paşam. Sağ olasınız. Yine görüşürüz umarım. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Bu paşanın oğlu sana güz atay galiba. Ne alakası var? Ne Süleysin sen Meyrem abla? Ama sana çok fena bakaydı. Sus abla Allah aşkına. Dogri fena bakaydı. Allah aşkına. Ama öyle yalan mı?
Haydi. Evli evine, kübrik evine. Haydi eşyaları getir. Biz lazım gidelim. Haydi. Dur Zarife. Haydi kızlar içeri geçin. Haydi. Haydi. Ana. Ne? Şöyle. İçeri geçesin. Bir hangi şey söyleyeceğim sana ana. De sonra söylersin, şimdi lazım gidelim, haydi. Yok ana, lazım hemen anlatalım. Yok canım, eve gidelim lazım. Fatma abla, te şimdi söyleyelim. Evet haydi, ana, haydi ana. Şimdi söyleyelim. Haydi gidelim. Haydi. 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 Allah Allah. Gazeteyi basabilmek için bir yer lazım. Ama bu yerin dikkat çekmemesi için gözden uzakta bir yerde olması gerekiyor. Doğru. Güler. Sonra senin durumun Mustafa. Hiçbir şekilde deşifre olmaman lazım. Hasan duydun mu? Ha? Tutasın dilanı. Duydum Ramiz baba, sen hiç merak etme. Hiç söyler miyim ben? Namıgın tıp yeli Mustafa olduğu gene, tıp yeli Mustafa'nın kara kalpaklı olduğu gene, kara kalpaklının muharrir olduğu gene hiç söyler miyim? Ha, aklın başına geldi, tut kaçmazsın. Kaçırmam Ramiz baba. Sonra para lazım. Matbaa makinesi lazım. Bir sürü şey lazım. Doğru. Para mıyım? Para çok mıyım? Lakin Selanik'teki manastırdaki iddiatçılarla irtibata geçebilirsek gereken parayı buluruz. Ah, Mustafa bulur parayı. Ramiz baba, şöyle bir şey yapsak. Gazeteye şöyle bir yazı yazsak. Desek büle büle büle. Büle büle biz o gece ayı gördük. Ayıdan korktuk, onun için böyle oldu. Affet beni Hatice desek, nasıl olur? Hasan, tutamadın gene. Kaçırdın aklını. Bak şimdi güleceğim seni, getireceğim aklını başına. E haydi, Süley'in ne var ise Süley'yasınız, haydi. Ana. Süley. Fatma abla. Bilim adımı Süley. Şimdi nasıl Süley'im? Ne olursunuz be? Delirdiniz mi Süleyin? Tamam, ana te süreceğim ama süz ver ki sakin olacağım. Niçin lazım sakin olam, niçin lazım süz verem? Vahide, kaldır o tüfeği oradan. Babamla Hasan'ın yaptıkları hiç hoşuna gitmeyecek. Sanayım. Ne yaptılar? Eve mi daha gittiler? Ocağa islak odun mu attılar? Süleyemeyim. Evet, Süle. Babamla Hasan zamparalık yapmışlar. Aa. İnanmayayım. İnanmayayım dedi. İnanmay mısın? Benim kocam öyle bir şey yapmaz. Yapmaz ama yaptı te. Benim kocam katiyen öyle bir şey yapmaz. Sus. O biçim bir eve girmişler ana. Girmez. Ana. Aa. Basilmişler. Tutuldu. Geldi acaba? Hadi bakalım. Ay, yalancı pazam o. Kim gelmiş Hanız baba? Kimse gelmemiş. Rabbim, bana korkulu rüyalar gösterme ya Rabbim. Açsana kapıyı Hanız baba. Ya açmam ya, açamam. Niye açmayasın? Açmam, açamam dedem. Ben çok güldürürsün Ramiz baba. Ya niçin açmayasın kapıyı? Hasan açmam dedim, açamam dedem. Ya ben de aç dedem. Üles aç. Gül yemeğin altı. Az önce faytonumuz yolda devrildi. Kızların birer birer yarılarda sarıldılar. Yaralıyız biz. İsteriz siz
sen bir yardım. Aa, geldin altı şey gümüşle anam. Hoş geldiniz. Ne olur biraz daha hızlı yapacağım.